Giresun Eğitim Fakültesi, 41 yıllık geçmişe sahip, Giresun'un ve Türkiye'nin ilk önemli öğretmen yetiştiren kurumlarından biri. 1962 yılında bugünkü Fen Edebiyat Fakültesi'nin bulunduğu binada Kız İlköğretmen Okulu adıyla eğitim öğretime başlamış. Türkiye'nin öğretmen yetiştirme politikalarına göre zaman içinde Kah Öğretmen Okulu, Kah Eğitim Enstitüsü ve Eğitim Yüksek Okulu olarak anılmış. Ancak tüm bunlara rağmen görevi hiç değişmeden bugüne kadar gelmiş. Yüzlerce, binlerce öğretmen bu kurumdan yetişerek yurdun dört bir tarafına dağılmış. Mezunlar arasında emekliye ayrılanlar, halen çalışanlar ve şimdi, bugün yeniden mesleğe başlayanlar, eğitim kervanının yürüdüğünün en güzel örneklerini teşkil ediyor. Eğitim Fakültesi 1982 Mayıs'ından bu tarafa Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 1988 yılında taşındığı şimdiki hizmet binasında çeşitli bölümlerle daha da büyümüş durumda. Halen 2 bölüm, 4 programla 45 öğretim elemanı 1741 öğrencisiyle hizmete devam ediyor. Giresun Eğitim Fakültesi'nden sınıf öğretmeni, Türkçe öğretmeni, okul öncesi öğretmeni ve sosyal bilgiler öğretmeni yetişerek her yıl eğitim ordusuna katılıyor. Öğrencilerimiz, eğitim işlerinin ışığı altında güzel yurdumuzun dört bir tarafında hizmet veriyorlar. Fakültemizde derslerin çoğu uygulamalı. Fizik laboratuvarı, fen bilgisi laboratuvarı, bilgi teknolojileri sınıfı, bilgisayar laboratuvarı dersleri, bunlardan bazıları ve en belirgin olanları. Eğitim öğretimin yanında zaman zaman sosyal kültürel etkinliklere de yer verilir. Konferanslar düzenlenir. Müzik çalışmaları yapılır. Halk ozanları gelir. Tiyatro gösterilir ve pek çok etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklerden biri de Nevruz Bahar Bayramı. Giresun Eğitim Fakültesi kampüs bahçesinde öğrencilerimiz Nevruz yürüyüşüyle bayrama başlar, vilayet ve belediye yetkililerinin katılımıyla Nevruz ateşi yakılır, alevlerden atlanır derken zorlukların aşılması için günün önemine işaret edilerek demir dövülür. Eğitim Fakültesi'nde her şey olur da halk oyunlar olmaz mı? Başta Giresun ekibi olmak üzere Adıyaman ve Ege Zeybekleri öğretim yılı boyunca gösterilere hazırlanır. Peki spor? O da var. Giresun Eğitim Fakültesi üniversitemiz bünyesinde düzenlenen spor etkinliklerine bu yılda oldukça güzel katıldı.
Başarısı tüm Doğu Karadeniz illerinde duyuldu. İşte sonuçlar. Handball Giresun birinciliği, masa tenisi birinciliği, basketbol birinciliği, erkekler cross ikinciliği. Zamanın bir kısmı da öğrencilerle, hocalarla kantinde geçer. Kimi zaman eğlencenin tadı buruk olur. Çünkü ayrılık zamanıdır. Gitme vaktidir. Kimi zaman oyun tutarsınız, halay çekersiniz. Ama kimi zaman da aklınıza hüzün gelir. O dem gitme zamanı, yolculuk vaktidir. Okula, geçmişe, zamana veda vaktidir. Türküler dökülür dudaklarınızdan. Türküler, Anadolu gibi kederiyle, sevinciyle bir arada olan türküler.